Naklen Yayın'la, EYTV'nin Naklen Yayın'la şu an Kültür Sesi Fuaye Salonu'ndayız. Sevgili seyirciler, burada Kültür Sesi Fuaye Salonu'nda Dostluk Sergisi açılıyor. Dostluk Sergisi'ni 5 gönül dostu açtı sevgili seyirciler. Sergilerin ismi de Ev Dekor Porselen Boyama Sergisi. 5 gönül dostu, yıllardan beri arkadaşlıklarını sürdüren 5 gönül dostu bir araya geldiler. Ev Dekor Porselen Boyama Sergisi açtılar. Ben şimdi boyama sergisini mimarları arkadaşlarımıza, bayan arkadaşlarımıza mikrofonu uzatacağız. Nasıl böyle bir fikir çıkmış? Ne zamandan beri çalışıyorlar? Kaç tane ürünleri var? Hepsini soracağım. Onlar da cevaplayacaklar. Kimler bu arkadaşlar? Bilgin Moraloğlu, Hilal Kıvrakoğlu, Hesna Dayıoğlu, Pınar Balkıl, Süreyan Terim. Ben hemen Hesna Dayıoğlu'na mikrofonu uzatmak istiyorum. Nereden çıktı bu fikir? Evet, merhaba. Şimdi aslında 1900-2005 senelerinde herhalde Hilal arkadaşımız İstanbul'dan öğrenci çocuğu için Manisa'ya yerleşen hoca hanımdan ders alıyordu. Bizlere de devamlı gel diyordu. Fakat biz biraz o ara tahta boyamaya gidiyorduk arkadaşlarımızla. Biz girmedik. Fakat daha sonra katıldık. Aşağı yukarı 2 sene, 1,5, 2 sene yakın hoca hanımdan ders aldık. Hoca hanımın oğlu mezun oldu, İstanbul'a gitti ve biz arkadaşlarımızla karar verdik. Boyalarımız elimizde, malzemeyi ve çok zevk aldık. Çok zevk alınca bunu sürdürelim dedik. Ve bizim aşağı yukarı 40 senenin üzerinde arkadaşlığımız var. Çok da uzun. Çok uzun ama bize farklı bir dostluk yarattı bu. Onun için sergimizin ismini Dostluk Sergisi koyduk. Kah evde, kah Hilal arkadaşımızın evi daha müsait orada. Atölye çalışması yaparak çalışıyoruz. Evet. Biz konuşurken tabii sevgili Aydın şu an detay görüntüleri ekranlarınıza getirmeye çalışıyor sevgili seyirciler. 5 gönül dostu neler üretmişler, nasıl ürünleri bu kadar sene bir araya getirmişler ve sergiye açmışlar. Şu an ekranlarınızda zaten detay görüntü olarak geliyor. Ben hemen size de mikrofon uzatmak istiyorum. Kendinizi tanıtın lütfen. Ben Süreyhan Terim. Evet, evet. Biraz yaşımız da çıkıyor tabii bu vesileyle. Peki nasıl bir ürünler bunlar? Şimdi sanıyorum ki porselen üzerine çizdiğiniz, kendiniz mi çiziyorsunuz? Evet, şeyle sırlı porselen üstüne çalışmamız. Deseni çizdikten sonra boyama aşaması var. Fırınlanma. Fırından çıktıktan sonra altın tekrar sürülüyor, tekrar fırınlanıyor. Yani 2-3 aşamadan geçtikten sonra meydana. Fırınlanma diyorsunuz, bunları normal ev fırınlarında yapmıyorsunuz. Hayır, herhalde. Nerede? Dışarıda? Demek ki fırında, dışarıda bir Şefik Hoca'nın fırında yapıyoruz. 800-1000 derecede pişen fırınlar. Evet. Bu ürünlerinizi serginin dışında başka bir yerde sergileyecek misiniz? Mesela Manisa'yı tanıtılabilmesi için Manisa'ya özgü bir eser meydana çıkartıp... Teklif gelirse yaparız da niye yapılmasın be? Biz çalışmaktan zevk alıyoruz. Bu konuda Kültür Müdürlüğü'ne, valiliğe iş düşüyor sanıyorum ki, değil mi Esna Hanım? Yani eşya olarak biz onları seve seve Manisa lalesini tanıtırız. Manisa lalesi yapabiliyorsun. Tabii, lalelerimiz zaten var. Şimdi detay görüntüler. Yani bizim başlayışımızda öyle ticari bir gaye yok. Pınar Balkır. Esas olan psikoterapi. Bir araya geliyoruz, zevkle ağlıyoruz, gülüyoruz, bir şeyler çıkıyor ortaya. Ama birikiyor, onun için sergiler açıyoruz. Bu kaç? Üçüncü sergimiz. Üçüncü serginiz. Evet. Kaç eser var şimdi burada? Hiç bilemem, çok. Sizin mesela, sizin Esna yani benim 60-70 tane var. Biraz önce arkadaşla saydık ama her arkadaşımız o kadar. 500'ün üzerinde şu anda var. Ya evde de var, daha getirmediklerimiz de var. Son sergimizde, evveli sene olan sergide... Kalan hepsini belediye aldı. Kutular yaptırıp gelen yabancı misafirleri için. Evet. Yani biz sevgiyle yapıyoruz. Sonunda da böyle bir şeyler çıkıyor. Evet. Hilal Kıvrak. Arkadaşlarımla beraber 7 senedir çalışıyoruz. Ama daha önce de bir Zeynep hocamızla bir 4 sene çalışmam var. İşte arkadaşım da söylediği gibi hocam gittikten sonra biz bu birlikteliği devam etmek istedik. Dostça, eğlenerek, Pınar arkadaşım da dediği gibi bir psikoterapi bu. Zevkle çalışıyoruz. Çok da güzel eserler çıkardınız. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Acemice de olsa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bilgin Hanım. Merhaba, ben Bilgin Moraloğlu. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. İlginize teşekkür ediyoruz. Biz
seçilmiş kardeşleriz. Hepimiz birbirimizle çalışmaktan mutlu oluyoruz. Keyif alıyoruz. Ve bu çalışmalarımız arkadaşlarımızın söylediği gibi Zeynep hocamızın bize öğrettiği, öğrendiklerimizi devam ettirerek bu güzel çalışmaları çıkarıyoruz. İnşallah bu sevdiğimiz ürünleri, yaptığımız ürünleri, sevgiyle yaptığımız ürünleri dostlarımızla paylaşmak istedik. İlginize çok teşekkür ediyoruz. Gelen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi ben her 5 gönül dostuna da bunu sormak istiyorum. Teknoloji gelişti. Bu sizin yaptığınız ürünleri aslında fabrikasyon dışarıdan alabilme şansları var herkesin. Ama bu zevk işi, kendi ürettiğiniz ürünler. Siz birer hoca olarak bu işi öğrenmek isteyen öğrenciler almak ister misiniz talep olursa? Şimdi şöyle, aslında arkadaşlar hepimiz yoğun kişileriz. Yani öyle bir günümüzü ayırıp ders verecek, yani bilmiyorum, hiç düşünmedik onu. Teklifler geldi ama hani biraz bizim için vaktimiz yok daha doğrusu. Bir şey söyleyeyim. Şimdi gerçekten emekli ama bunun yanında maddeleri dışarıdan ithal ediliyor, boyalar. Yani malzemeyi bulmak zor. Biz onu toptan gidirtiyoruz falan ama hani bir kurs için çok zor. Çok devreye kendisi gidiyor, postayla geliyor filan yani. Şimdi başlarsınız, vazgeçilir. Fırın olayı zor. Tabii biz edinsek fırın, edinebiliriz ama onu kullanmak da çok zor. Hangimiz yapacak onu? Çünkü 5-6 saat pişiyor. Mesela gece koyuyor, sabah çıkarıyor fırından seramikçi. Biz ona ödeme yapıyoruz. Çok da kolay değil. Öğrenmek ister, çok özveri ister. Hiçbirimizin vakti yok böyle bir şeye. Hani başka yerde ders alan kişi devam ettirebilir ama o da yok yani. Şu anda öyle bir şey yok. İstanbul bu konuda daha ileri. Bunu amatörce çalışıyor. Amatörce. Profesyonel değil yani, amatörce çalışıyoruz. Beş gönül dostu. Amatörde çalışıyoruz ama profesyonel anlamda çalışıyoruz. Çünkü pişiyor. Arkadaşlarımız gerçekten eğitmen olabilecek, öğretebilecek kadar bilgililer hakikaten olabilir esasında. Ama biz bir arada olmaktan keyif aldığımız için işte beraber çalışmayı tercih ediyoruz. Atölye var mı efendim? Arkadaşımızın... Benim evimin bir alt katı var. Biraz genişçe bir mekan. Yer müsait. Benim evimde beraber çalışıyoruz. Sizin eviniz atölye oldu. Evet, biraz öyle oldu. Ve teşekkür ediyoruz arkadaşımıza da gerçekten böyle bir fırsatı bize verdiği için. Benim için bir keyif. Hayır, evini açtığı için, her konuda bize yardımcı olduğu için huzurlarında teşekkür ediyoruz Hilal arkadaşımıza. Estağfurullah. Benim için porselen boyamaktan öte arkadaşlarımla beraber olmak çok güzel. Devamlı çay yapalım insan Hilal. Tek bir şey ilave etmek istiyorum. Modelleri buluyoruz ama kendimize göre yorumluyoruz. Kesinlikle. Tek sipak. Sanıyorum ki Manisa'nın karakterize figürleri oldukça fazla içerisinde. Serbest çalışan arkadaşlarımız da var. Sergiyi gezdiğiniz zaman görmüşsünüzdür. Hani Türk motiflerinden, tabii onları değiştirme yapamıyoruz çok fazla ama onları tabii çiziyoruz, boyuyoruz. Yani hani özelliğini... Alıntı falan değil, onu belirtmek istiyorum. Evet. 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 Efendim çok teşekkür ederim. Teşekkür başarılar ediyoruz. Diliyorum. Lütfen ayrılmayın. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, isimlerine gönül dostları koydular. Sergilerin ismi de Dostluk Sergisi. Sergilerinde sergiledikleri ürünlerin malzemesi porselen. Porselen üzerine kendi ürettikleri modelleri çiziyorlar, özel boya malzemeleriyle boyuyorlar ve bugün Dostluk Sergisi'ni burada açtılar. Biraz sonra Dostluk Sergisi'nin açılışı yapılacak Belediye Başkan Yardımcısı Azmi Açıkdil tarafından. Tabii gönül dostları bir araya geldiler, böyle güzel bir organizasyonun içerisindeler. Biz umuyoruz ki bu ürettikleri ürünler Manisa'nın simgesi haline gelebilecek, Manisa'yı anlatan özel ürünler haline gelsin. Valiliğe gelen yabancı konuklara, kültür müdürlüğüne gelen yabancı konuklara, belediyeye gelen yabancı konuklara, festivallerde, şenliklerde hediye edilebilir hale gelsin. Mesela bizim Manisa'dan sizin emeğinizle çıkmış
Efendim canlı yayın yapıyoruz. Sizin emeğinizle çıkmış bir ürünün bir Almanya'nın başkonsolosluğuna hediye edilmesi çok güzel. Değerini daha çok gösterir tabii, bence de. Bence de. Umudumuz o inşallah. Bu gönül dostlarının isimlerini ben yeniden sizlere aktarmak istiyorum efendim. Bilgin Moraloğlu, Hilal Kıvrak, Hesna Dayıoğlu, Pınar Balkıl, Süreyhan Terim. 5 gönül dostu, 40 yıllık dostlar bunlar arkadaşlar. Bir araya geldiler. Böyle bir sergi açtılar. Bu serginin devamı gelecek diyorlar. Efendim gün ortası bültenini Kültür Sesi Faye Salonu'ndan sunduk. Akşam saat 18.45'te ana haber bülteninde yine karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşçakalın.